Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zeytinyağlı biber dolması tarifini paylaşacağım. Biber dolması için her bir biber başına bir yemek kaşığı pirinci kabıma alıyorum. Ilık suyla güzelce nişastası çıkana kadar yıkıyorum. Yine ılık suyla 15 dakika kadar ıslatıyorum. Dilerseniz tuzlu ılık suyla ıslatabilirsiniz. Tıpkı pilav yapıyormuş gibi. 4 tane kuru soğanım var. Kuru soğanları yemeklik olarak doğradım. Tencereme aldım. Üzerine 1 su bardağı zeytinyağı kullanıyorum. Ben zeytinyağlı tariflerde sızma zeytinyağı kullanıyorum. Ve zeytinyağı konusunda da bayağı bir bonkör davranıyorum. Çok seviyorum çünkü. Zeytinyağlı biber dolmasını gerçekten çok severiz biz. Sık sık yaparım. Soğanlarım kavrulmaya başladı. Yıkayıp süzdüğüm pirincimi ilave ediyorum. Tam 15 yemek kaşığı pirinç var burada. 15 tane de biber dolmam var. Evet, şimdi birazcık pirinçlerle soğanları hafif kavuruyorum. Kavrulan pirinç ve soğanla karışımıma şimdi yarım su bardağı kadar su ilave edeceğim, sıcak su. Bu aşamada ocağın gözünü yüksek ateşe alıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Suyun her yere eşit olarak gitmesi için. Ardından tencerenin kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 45 saniye kadar yüksek ateşte durduktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve demlenmeye bırakıyorum iç malzememizi. İç malzemem demlenip soğurken ben de bu arada biberlerimi temizleyeyim. Biberleri yıkayıp yanıma aldım. Bu şekilde parmağımla kapak kısmını herhangi bir aparat kullanmadan çıkarıyorum. Bu yöntemi bilmeyenler yoktur ama mutfağa yeni gelen arkadaşlarım olabilir. O yüzden onlara fikir olması açısından bu bölümü de eklemek istedim. Bakın böyle pratikçe baş parmağınızı hafif bastırarak biberin üst kısmındaki kapak kısmını çıkarabiliyorsunuz kolaylıkla. Bazı biberler biraz sert olabiliyor. Onlar için de bıçak kullanabilirsiniz. Bir tane de bıçakla yaptığımı göstereyim. Bu şekilde bir daire çıkarıyoruz kafasından. Kalan çekirdekli kısmını da elinizde bu şekilde alabilirsiniz. Bunları tekrar yıkayıp dolma yapmaya hazır hale getireceğim. İç malzemem hafif ılındı. Şimdi baharatlarını ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı nane ve 1'er çay kaşığı karabiber ve toz kırmızı biber ilave ediyorum. Zeytinyağlı yaprak sarması tarifime şu sağ üstte bulunan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi biberlerimi dolduruyorum. 15 tane dolmalık biber için 15 kaşık pirinç ve 4 tane soğan gayet yeterli geldi. Siz de biber dolması yaparken ölçülü yaparsanız hiçbir şekilde içiniz artmayacaktır. Tüm malzemeleri biberlere doldurdum ve hiç içim artmadı gördüğünüz gibi. Gayet de tasarruflu oldu ve bir tane bile pirinç ziyan olmadı arkadaşlar. Bir tencere dolusu da dolma yapmış oldum. Dilerseniz dolma biberlerin kapaklarını da kapatabilirsiniz. Fakat ben genellikle domates kapatmayı tercih ediyorum. Tamamen tercihinize kalmış. O şekilde de yapabilirsiniz. Kalan iç malzemeyi bütün biberlerime eşit olarak dağıttım. Şimdi ocağa alıyorum. Biberleri yarıya gelene kadar, yarısına gelene kadar sıcak su ekliyorum. Ocağa alıyorum. Ocağın üzerinde yüksek ateşte önce fokur fokur kaynayana kadar, ardından altını kısıp kısık ateşte tam 1 saat kadar pişirdim. Ve gerçekten çok nefis oldu. Bu servis aşamasında mutlaka limon sıkarak servis yapın. Limon zaten zeytinyağlıların baş tacı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.